Evet, görüntüler 22 yıl öncesine ait. Gölcük depreminden bahsediyoruz. 1999 yılında 17 Ağustos'ta yaşanan deprem. Tabii yaşayanlar olayı daha çok bilir. Bir yandan hayatını kaybeden binlerce insan var. Ve bir yandan binlercesi yakınlarını kaybetti. Kimi annelerini, kimi çocuklarını, kimi babalarını, arkadaşlarını, sevdiklerini. O acılar kolay geçmiyor işte. Ve hayatını kaybedenlerin mezarı başında bugün anıldığını gördük. Bize 22 yıl değil, 22 gün. O kadar acı. Kimi evladını, kimi sevdiğini, kimi annesini, kimi de babasını kaybetti o gece. Üzerinden tam 22 yıl geçti. Ne acıları, ne de o gece yaşadıkları korku hiç dinmedi. 17 Ağustos 1999. Gece saat 3'ü 2 geçe sallandı Marmara. Merkez üssü Gölcük olan deprem 45 saniye sürdü. 7.4 büyüklüğündeki deprem binlerce kişiyi hayattan kopardı. Kızımı ziyarete geldim. Kimseye hiç ziyarete gelmemişti. Eşi, dostu, komşular hepsini onları ziyarete geldik. 17.840 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden kurtulanlarsa ne sevdiklerini, ne de yaşadıkları o 45 saniyeyi hiç unutmadı. Oğlum Hakan Şentürk'ü kaybettik. Şu anda aynı şeyleri hissediyoruz. Yakınlarını kaybedenler 22 yıldır olduğu gibi bu yıl da mezarlarının başındaydı. Dualar okundu, hayatını kaybedenler özlemle anıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler sabahın erken saatlerinden itibaren 17 Ağustos mezarlığına geldi ve yakınlarının kabri başında dua ettiler. Deprem kendini hiç unutturmadı Gölcüklülere. 22 yıl önce yürüdükleri, belki de depremde kaybettikleri sevdikleriyle vakit geçirdikleri yerler artık yoktu. Denizin ortasında kalan elektrik ve aydınlatma direkleri tam 22 yıl geçti ama Gölcüklüler bu sahilden her geçtiğinde anıları yeniden canlandı. Çünkü seneler önce bu noktada tam da o direklerin bulunduğu noktada yürüyorlardı. Acı dün gibi taze. Tek istekleri ise başka canlar yitip gitmesin, geride başka anneler, babalar, evlatlar kalmasın. Kimsenin canları yanmasın, bizim yandı, biz de bitmiş olsun.